Ne siyaset, altılı masa 9. kez bir araya geldiler. Toplantı hala devam ediyor. Bitiminde daha önceki toplantılarda olduğu gibi yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Yine bir isim yok aslına bakarsanız. En özet kısmı burası. En azından beklenti bu. Cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak. Ev sahibi Demokrat Parti bu kez. Toplantıya damga vuransa bu kez mangallar. Gelenlere bahçede cağ kebabı yapıldı. Aynı dakikalarda masada da bakanlık pazarlığı vardı. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi. Kısırlı, pastalı değil belki ama cağ kebaplı toplantı siyaset tarihine geçti. Yiye yiye doymadılar. Birbirine ikram ede ede usanmadılar. Görüntüler Demokrat Parti Genel Merkezi'nin bahçesinden. Dolma, pasta, kısır eleştirileri adeta gerçeğe döndü. Bahçeye cağ kebabı ocağı kuruldu, kilolarca et pişirildi. Altılı masa da artık kısır günü mü, altın günü mü orası, dolma günü mü? Muhalefetin 6 genel başkanı kebap ziyafeti öncesi ise anayasa metni tanıtım toplantısında buluştu. 84 madde ve 9 başlıkta yaptığımız değişiklikle anayasal güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz. Anayasa taslağının ilk vaadi parlamenter sisteme dönüş. Ama daha dikkat çeken başlıklarsa adeta HDP'yi koruyup kollamak için yazılan maddeler. Bunlardan biri de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması. Ki HDP'lilerin mecliste 1000'den fazla fezlekesi bulunuyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Yine HDP'nin karşı çıktığı kayyum uygulamasına da son verileceği vaat ediliyor. O KHK'larla terörle irtibatlı belediyelere kayyum ataması yapılıyor. Bir diğer vaat ise parti kapatmanın zorlaştırılacak olması. Masadaki çatlağı önlemek adına taslakta oy oranı düşük partiler de unutulmadı. Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti için seçim barajının %3'e düşürülmesi ve hazineden pay alabilmeleri vaadi eklendi. Ve altılı masa toplantısıyla ilgili son bir not. İddiaya göre muhalefet seçimi kazanırsa bakanlıkların sayısı bazı bakanlıkların bölünmesiyle arttırılacak. Böylece ortaklara yeterli sayıda bakanlık verilebilecek. Halen kabinede Cumhurbaşkanı yardımcısı dahil 18 üye bulunuyor. 2002 öncesinde koalisyon dönemlerinde ise bakanlık sayısı 38'e kadar çıkmıştı. Belli ki muhalefet parlamenter sistemle birlikte bakan sayısını da yine eskiye döndürme niyetinde.